Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hoş geldiniz. Öncelikle Erzincan il işte meydana gelen toprak kayması nedeniyle asil milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyor. Kayıp işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz. Haberi alınamayan işçilerimizi kurtarma çalışmaları kapsamında 3. Ordu İstihkam Savaş Taburumuz, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemiz 18 Şubat'ta üyeliğinin 72. yılına ulaşacağı NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmakta, aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmayı sürdürmektedir. Türkiye, hem müttefikler arasındaki savunma konularında hem de Avrupa-Atlantik coğrafyasında güvenlikle ilgili tüm meselelerde en önemli platform olmayı sürdüren ve kuruluşunun 75. yılına giren NATO'ya geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir. Bu çerçevede Sayın Bakanımız bugün Brüksel'de bulunan NATO karargahındaki NATO Savunma Bakanları toplantısına katılım sağlamaktadır. İttifakın savunma ve caydırıcılığının güçlenmesi kapsamında NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek ile toplantı gündemindeki konularda görüş, beklenti ve temennilerimizin vurgulanacağı toplantılarda Sayın Bakanımızın mevkidaşları ile görüşmeler yapması da planlanmaktadır. Yine Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve 14 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretlerine refakat etmiştir. Öte yandan İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamların ardından Refah kentine yönelik saldırılarından endişe duymaktayız. Saldırıların devamı halinde Gazze'deki trajedi çok daha vahim boyutlara taşınacaktır. İsrail'in saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun gerekli adımlar atması gerekmektedir. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır. Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak 14 Şubat'ta bir A400M uçağımız ile 1.2 ton tıbbi malzeme ve 12 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış, 49 hasta ve 106 refakatçiden oluşan toplam 155 Gazze'li kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir. Gazze için bugüne kadar hava kuvvetlerimize ait 18 uçakla 240 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazze'li kardeşlerimizin sayısı ise 876 olmuştur. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm görevlerinin yanı sıra kara, deniz, hava ve siber alanda eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda NATO, ABD ve çok uluslu birliklerin eğitim, işbirliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen Dynamic Front 2024 tatbikatına katılım sağlanmaktadır. İki safha olarak gerçekleştirilen tatbikatın bilgisayar destekli komuta yeri safhası 5-16 Şubat tarihleri arasında Almanya'da yapılmaktadır. Fiili atışlı safhası ise 17-19 Şubat tarihleri arasında ABD, Kosova, Çekya ve Slovakya'nın katılımıyla Polat'la Ankara'da icra edilecektir. Katılımcı ülkelerin personel ve malzemelerinin ülkemize nakli tamamlanmıştır. Steadfast Defender 2024 tatbikatı kapsamında Polonya'da 13-28 Şubat tarihleri arasında Brilliant Jump 2024 tatbikatı gerçekleştirilmektedir. 29 Şubat-14 Mart tarihleri arasında icra edilecek Dragon 2024 tatbikatına ise katılım sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca TCG Burgazada korvetimizin sancak gemisi olduğu Deniz Muhafız Harekatı'nda 15-16 Şubat'ta icra edilmekte olan 2024 yılı 1. dönem odak harekatına bir havadan ihbar kontrol uçağı, bir denizaltı ve bir deniz karakol uçağı ile iştirak edilmektedir. Diğer yandan İtalya Deniz Kuvvetleri'ne ait Margottini gemisi tarafından 9-13 Şubat tarihleri arasında Aksaz'a, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Lissus gemisi tarafından 11-14 Şubat tarihlerinde İzmir'e liman ziyaretleri icra edilmiştir. Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Gromitz gemisi ise 14-17 Şubat tarihleri arasında Çanakkale'ye liman ziyaretinde bulunmaktadır. Yine TCG Gediz Fırkateynimiz 10 Şubat-25 Mart tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'ye katılım sağlamakta olup bu kapsamda
11-13 Şubat tarihleri arasında Pire Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirmiştir. 6-8 Şubat tarihleri arasında Roma İtalya'da 12. Türkiye-İtalya Deniz Kuvvetleri İşbirliği toplantısı icra edilmiştir. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelede yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde geçmişte yürütülen sınırlı hedefli ve süreli askeri harekatların yerine sürekli ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbe vurmaktadır. Başta PKK-KCK, PYD-YPG, DAEŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 39, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 151'i Irak'ın, 247'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 398 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Hali hazırda üst bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim, arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle 11 ve 13 Şubat'ta şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kele bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 253 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 8'i terör örgütü mensubudur. 3448 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1146'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 24.537 olmuştur. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve desteğiyle önemli atılımların gerçekleştirildiği yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli artırılmaktadır. Bu çerçevede Sayın Bakanımız 9 Şubat'ta Ankara Ato Kongrezyum'da Gelecek İçin Teknolojiler temasıyla 6.sı düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etmiştir. Yine 9 Şubat'ta tanklara ilave yetenek kazandırılması projesi kapsamında milli sistemlerle yetenek kazandırılan ilk M60T tankı Şerefli Koçhisar Ankara'da düzenlenen törenle Kara Kuvvetlerimizin envanterine dahil edilmiştir. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarlarda DROPS tekerlekli konteyner taşıyıcı aracı, Nefer kuleli zırhlı muharebe aracı ve temel eğitim helikopterinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Personel ve askeri öğrenci alım, temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er temini başvuruları bugün itibariyle sona erecektir. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 11 ilimizde gerçekleştirilen kariyer fuarlarına Milli Savunma Bakanlığı olarak 21-22 Şubat'ta Denizli, 23-24 Şubat'ta Antalya, 26-27 Şubat'ta Kocaeli ve 28-29 Şubat tarihlerinde Eskişehir'de katılım sağlanacaktır. Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, anayasaya ve kanunlara bağlı olarak milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.